Adnan Aybaba yine söz istiyor. Ya söz istiyor derken şimdi konu kesildi onu diyorum. Şimdi sen bugün Fatih Terim bu takıma bu kadar hizmetmiş mancini geliyor abi. Bu ne abi? Bir dakika. He? Bak al. Aman seyircimize... Bir dakika ya hayır. Bak ne, bir dakika şu pozisyonu görüyor musun? Bu doğru mu şimdi? He? Hadi. Fatih Terim edersiniz şey, üstüne basar bunu yapar şunu yapar. Kardeşim var mı dünyada böyle şey? Bu mizansenin için... Sen bunu nasıl yaparsın ya? Seyircilerimize ya ben seyircilere karşı yapmıyorum hayır, onu kardeşim. Söylüyorum biliyorum özür dileriz. Görüntü kirliliği... Ama sen İtalyan'ın her yerini yalıyorsun, öpüyorsun, yutuyorsun. Bu şekilde dile getirilebilirdi. O yüzden Adnan Aybaba böyle oturdu. İtalyan diye değil mi? Türk evlatlarınızı süründürüyorsunuz ortada. Hangisine sahip çıktınız bugüne kadar? Hep tukaka. Şenol Güneş'in haline bak nelerde geziyor adamcağız. Mustafa Denizli gitmiş Azerbaycan'da oralarda köylerde antrenörlük yapıyor. Yazık günah değil mi? Kendi evladın. Sen getiriyorsun İtalyan, Fiesta, Milano, Fiorentina yok, Genova yok bilmem ne. Alıyorsun adamı getiriyorsun buraya. Parayı da koyuyorsun Mehmet Baransu cebine. He? Yazık değil mi kardeşim bu vatandaşın parasına? Sen bitirdiysen ben devam edeyim. Devam et şimdi ya. Şimdi öncelikle Adnan'ın... Kusura bakmasın ya insanlar ben bu ayak uzatmayı şey için yapıyorum yani. Adnan Aysan'a kaçıyor. Bazı sınırı aşan şeyleri haricinde her şeye katılıyorum. Adnan'dan farklı düşünmüyorum. Kaldı ki Fatih Hoca'nın gidişinden itibaren de hem yönetimden görüştüğüm kişilere hem kendi yazdığım köşemde hem de sosyal medyada zaten bunu eleştirdim. Valla hani perşembenin gelişi çarşambadan belli olur misali. Galatasaray'ın bugünlere geleceği zaten belliydi. Bu programda ısrarla söyledim. Yani çok Galatasaray çok iyi oynamıyor. Zaman zaman evet işte bir parlıyor ama özellikle deplasmanda çok kötü. Takımda bir ruh yok, denge yok. O işte 2000 hep bizim dediğimiz 2000 ruhu, 2000 ruhu dediğimiz o UEFA Kupası'nı aldığımız aslında 92-94'ten başlayan o jenerasyonun işte 2000 aslında finale çıktığı nokta ama o hiç yok. Yani eğer Chelsea maçından başlayacaksak eğer ben hani Galatasaray'ın ben kendimi bildim bileli. Evet Chelsea ile oynadık ama bu kadar kötü ruhsuz, isteksiz, korkak bir futbol izlememiştim. Ya bir pozisyon var. O da 90+2'de serbest vuruştan bir atılan Drogba'nın yanlışlıkla vurup rakibe çarpıp işte kaleye doğru giden bir pozisyon var. Başka da bir pozisyon yok. Siz Chelsea evet 2-0 yenilebilirsiniz. 3-0, 4-0 da yenilebilirsiniz ama ya yenildiği zaman seyircisi bir alkışlar. Ben Chelsea maçındaki o Galatasaray'ı gördükten sonra açıkçası Kayserispor maçıyla ilgili endişeliydim. Galatasaray kendi sahasında evet iyi oynuyor. Puan kazanıyor. Puan çok fazla kaybetmedi ama işte gördük. Çok kötü bir Galatasaray. Birazdan muhtemelen yani işte maç sonrası şeyleri de veririz. Gerçekten hani ya stada giden seyircilerin herhalde ya, biz niye geldik? Hangi takımı izliyoruz? Dedikleri bir nokta. Asıl skandal bence iki hafta sonra yaşanacak. İki hafta sonra Fenerbahçe ile maçı var Galatasaray'ın. Ve bir gün sonra yönetim kurulunun bir şeyi var, toplantı var ve o güne kadar eğer böyle işte haftaya da şeyimiz çok kötü, deplasman karnemiz çok kötü. Bu hafta yine deplasmana gidiyoruz. Konya'da alınacak bir puan kaybı, sonra içeride Fenerbahçe'ye alınacak bir puan kaybından sonra biz 15 gün sonra farklı bir Galatasaray, farklı bir yönetim falan da konuşabiliriz. Evet. Aslında Mancini futbolcularıyla yaptığı konuşmada şöyle bir ifade kullanıyor ki bu da çok tartışılıyor. Ben bugün varım yarın yokum ama siz Galatasaray'ın isimlerisiniz, sözleşmeli futbolcularısınız ve tribündeki taraftarlara yazık oluyor. Ama Mancini'nin taraftarları yumuşatmak için söylediği bu sözler taraftarı pek yumuşatacak gibi değil. Kayserispor maçı sonrası taraftarlar öfke doluydu. Ya Galatasaray Chelsea maçından sonra Chelsea'de maçı dahil olmak üzere. Bayağı bir bozuk. Takımın düzelmesi lazım yani. Bu şekilde bu gitmeyeceğini düşünüyorum. Bu teknik direktörün bu vurdum duymazlığı futbolcularına sahada zaten ruhsuz oynamalarından dolayı normal. Ya tek sorun bu Mancini'miş şu anda sizce? Bütün. Yani bir tek Mancini değil. Sahada o kadar para kazanıp da o kadar ruhsuz oynamanın derdi Mancini onlar oynamayın demiyor. Sahaya çıkan bir Galatasaraylı futbolcu her zaman için Galatasaray ruhunu sahaya yansıtmalıdır. 8 transfer, bir tane Alex Telles. Başka cevabı yok bunun. 8 transferden tek Alex Telles. Takımın başında Fatih Terim sezona başlıyorsun sen. Yatırım yapıyorsun. İyi giden bir takımı bugün bu hale getiriyorsun. Bunun gideceği belliydi, belliydi zaten. Ünal Aysal zaten Fatih Terim'i göndermekle en büyük hatayı yapmıştı. Şimdi takımın kötü gidişinde de büyük pay sahibi kendisi. Peki şampiyonluk ümidi
Yok, şampiyonluk ümidi yok yani. Üçüncülük bile düşündürücü yani. Fatih Terim gitti, her şey bitti. Ne futbolcularda ruh var, ne şeyde başkanda ruh var. Hiç kimsenin ruh yok ya, yeter ya. Buraya geldiğimiz karlı günlerde, yağmurlu günlerde geldiğimiz güne lanet olsun ya. Bu kadar olmaz ya. Bıraksınlar gitsinler artık. Yönetim de bıraksın, Mancini de bıraksın. Yeter kardeşim ya. Çektiğimiz eziyete bak. Ben saat 4'ten 3'ten beri yollardayım ya. Maça geliyoruz. Ya top oynayın. Yenilin, top oynayın. Bir şey demiyoruz. Top da oynamıyorlar. Şu çocuğu maça getirdim. Yani yazık günah ya. Vallahi yazık günah ya. Ya yönetimi değiştirsinler kardeşim ya da teknik direktörü değiştirsinler. Abi, yeter yani. Hakikaten yeter. Bak. Söyleyebilir miyim? Al bak. Bu Galatasaray ne ya? Gidiyor deplasmanda adamı 4-2 yeniyor. Geliyor kendi sahasında. 1-0 yeniliyor yani. Ya Mancini bizim yani şeyimize uymuyor. Yapısı bize İtalyan sistemi falan uymuyor. Futbolcularda da bir ruhsuzluk var. Yani işine saygı yok. Yılda 10 trilyon alan bir futbolcu sahada çıkıp koşmalı. Yerlisi de yabancısı da. Fabrikası olan adam bu kadar para kazanmıyor. Ya, ayıptır yani. Benim tek söyleyeceğim bu yani. İşe alakası yok. Seyirciye saygı duymuyorlar. Avrupalı adam öyle bakmıyor işine yani. Hepsi sahada. 10 trilyon adam sahada koşmalı ya. Bu nedir? Rezillik ya. Vallahi moral bozukluğu diyeceğim. Herhalde takım içindeki uyumsuzluklar. Biraz da zannediyorum yönetimin içinde de uyumsuzluklar var ki takıma yansıyor. Kimisi diyor ki işte biraz da maddi durumlar, futbolcular arasındaki maddi durumlardan da kaynaklanan bir şeyler var. Olabilir. Ama bu takım ruhunu Fatih Terim gibi sağlayacak bir antrenör bulamıyoruz. Yabancılar da nasıl olsa parasını alıyor. Pek umurunda değil. Mancini için background da çok önemli değil. Buradan alacağını alacak. Gönderirsek de güzel bir şey olacak. Tazminat. Hiçbir sorun yok. Bence Türk antrenörden başka çıkar yolumuz yok. Yanlış yoldayız. Vallahi bir ruhsuzluk sorunu var bence. Anladığım kadarıyla. Yani çünkü bariz bir şekilde kötü olması için ne gerekiyorsa yapılıyor diye düşünüyorum ben. Yani anlam vermek gerçekten çok zor. Yani eskiden Galatasaray bir ruhla oynardı. Yani kaybetse bile o ruhu hiçbir zaman kaybetmezdi, içinde barındırırdı. Fakat şimdi yani gerçekten şaşırıyorum. Bu sorumlusu kim sizce? Yani teknik heyet gözüküyor. Artı ligi Türkiye'de kafasında bitirmiş Drogba gözüküyor. Onun vermiş olduğu olumsuz motivasyon tüm takıma yansıyor. Schneider gidecek mi, kalacak mı, o belli değil. Bu yani başka bir şey olamaz. Ben çıksam daha iyi yönetirim takımı ya. Ayıptır yani yaptı. Hoca olarak kesinlikle. Geçen iki maç önce gol arıyoruz. Deplasmanda Drogba'yı çıkarıyor, Ceyhun'u alıyor. Bu nasıl hocalık ya? Bu İtalya'da, İngiltere'de nasıl çalışmış ya? Biz Fatih Terim'i geri istiyoruz ya. İmparator'u geri istiyoruz. En azından bir tane Türk hoca getirsinler ya. Bu ne? Bu böyle olmaz ki ya. Hocadan dolayı şikayetçiyiz ya. Bunu hiç mi araştırmıyor, hiç mi izlemiyorlar arkadaş ya? Bu perişanlık. Mancini'yle de zaten oturduğu 90 dakika kulübeden kalkmıyor herif. Bu Mancini'yle devam edeceğini zannetmiyorum. Yani bu soğukta işi gücü bırakıp maça geliyoruz. Oynadığı futbola bak yani. Adam gelmiş. Sanki İtalya milli takımı çalıştırıyoruz gibi maç oynatıyor. Yani böyle bir şey yok. Dalga geçiyor taraftarlar. Dalga geçiyorlar. Telefonda Galatasaray Ultrasland grubu genel koordinatörü Veysel Giley var. Veysel Bey, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Aslında Ultrasland bugün Fenerbahçe'nin Anıtkabir yürüyüşü sonrasında yaptığı sert açıklamayla bir anda gündemin önemli maddelerinden birisi haline geldi. Ama onu ilerleyen dakikalarda belki konuşuruz, konuşmak isterseniz tabii. Bizim şu andaki gündemimiz Galatasaray. Ultrasland yine sert bir açıklama yaptı. Özellikle bu açıklamasında Mancini de hedefte. Neden böyle bir açıklama yapma gereği hissetti ve acaba Chelsea maçını mı bekledi Ultrasland? Yok, esasında bu açıklama sezon başından beri yapmamız gereken bir açıklamaydı. Hani, ama hep gün ertelendi. Yeni teknik direktör, yeni bir hava, yeni arayışlar. Herhalde takım oturur. Takıma biraz daha adapte olur. Adaptasyon süresi diye. Sürekli hani biraz süre verelim düşüncesiyle hareket ettik ve erteledik. Her ertelediğimizde de yine bir kötü senaryoyla karşılaşırız düşüncesiyle. Ultrasan grubu olarak da yine üstümüze yıkılır. Suçlu arayacaklarsa mutlaka bir ultrasanı göreceklerdi. O yüzden mümkün olduğunca bekledik. Ama bugün yayınladınız mı bilmiyorum ama ben dinleyemedim. Herhalde yayınlamadınız.
Sizinle yaptığım röportajda biraz daha şey konuşmuştum. Hafif şeyli konuşmuştum ama şu anda öyle değil. Hakikaten dünkü maçtan sonra artık Galatasaray seyircisinin sabrının son damlasıydı. Biz Chelsea maçına kadar bekledik. Chelsea maçındaki o silik, ruhsuz futbol daha önceden de uygulandı. Yani bu sadece Mancini ile falan olacak bir şey de değil. Evet, teknik heyetin bir uyum sorunu var. Yani teknik direktörle futbolcular arasında bir sinerji, yani bir enerji yaratamadılar. Ultrastan ne istiyor peki? Ultrastan ne istiyor? Neyin yapılmasını istiyor? Bakın, Ultrastan çok net bir şey söyleyeyim. Sahaya ruhunu yansıtacak. Yenilebilir, yenilir. Futbol oynuyoruz. Galibiyet, mağlubiyet, beraberlik, her şey var. Bu oyunun, futbolun bir oyun olduğunun bilincindeyiz. Galatasaray seyircisi zeki seyircidir, akıllı seyircidir. Futbolcunun orada oynayıp oynamadığını rahatlıkla görebiliyor. Futbolcu oraya ruhunu koysun, yenilsin, hiç önemli değil. Ama öyle büyük paraları oynayan futbolcular gözümüz yoktur. Helal olsun, problem değil. Ama sahaya ruhunu yansıtacak oyuncu topluluğu istiyoruz. Veysel Güney, bir şey sormak istiyorum. Şimdi teknik direktör Mancini devam edecek. Ultrasların evet. Bu açıklamasında hedef olan futbolcular, yani o yüreğini ortaya koyması gereken futbolcular da aynı. Ultrasların evet. Bu açıklamasından sonra sizin beklentiniz nedir? O ruh gelecek mi? Valla ruh, yani ruh gelmezse onlar gider. Bu kadar basit. Yani oraya ruhunu ortaya koyacak futbolcular olmazsa, Mancini'nin işte futbolcu değişikliği, takımı yanlış sahaya sürmesi bilmem ne, bu teknik konular. Olabilir. Türbünde 52 bin tane teknik direktör var. Dışarıda bir sürü teknik direktör var. Yanlış seçimleri de var. Birçoğumuz futbol oynadık. Ben de futbol oynadım. Biliyorum. Ama sahaya çıkan futbolcunun oynamaması, o ruhsuzluk, o formanın hakkını verememesi bizi zaten geren ve bu kadar ağır eleştiri yapmamızın sebebi de bu. Eğer orada o enerjiyi, o pozitif enerjiyi yaratamıyorsa, teknik heyet yaratamıyorsa teknik heyet gider. Bu futbol, bu kulübün taraftarı bu kulübe sahip çıkar. Kimse merak etmesin. Milyonlarca taraftarı var. Galatasaray seyircisinindir bu. Hani oradaki tezahüratımızda olduğu gibi biz burada kalıcıyız. Biz hancıyız. Ama hep böyle dikkat edin. Hep bekledik. Hep bekliyoruz. Galatasaray seyircisi hakikaten çok sabırlı. Şu ana kadar ceza almayan tek taraftar grubuyuz. Mümkün olduğunda tribünlerde küfürsüz, hoşluğa önem veren, tribün şovlarına önem veren, yani bunun bir oyun olduğunu bildiğimiz bir durum. Ama öyle bir şeye geldik ki artık sabır, Galatasaray seyircisi de bizleri artık yanlış anlamaya başladı. O yanlışlığı da gidermek zorundayız. Ama artık sabrımızın sonuydu, bitti. Veysel artık abi, bundan sonra o futbolcu çıkıp o formanın hakkını vermek zorunda. Aldığının hakkını verecek. Formanın hakkını derken burada bedava oynamıyor. Burada bir iş yapıyor. İş saygısı, iş ahlakı olmalı insanlarda. Veysel Bey, soru geliyor. Selamlar, iyi akşamlar öncelikle. Mehmet Baransu ben. Ben de tribünden gelen biriyim. Söylediklerinize evet. Katılıyorum. Yani biz tribünde, hele o ilk 20 dakika yaptığımız rakip kim olursa olsun. Yani bu Akhisar olur, Fenerbahçe olur, Chelsea olur. Ama Galatasaray bir pres yapardı, bir rakibi boğardı ve seyirci de inanılmaz. Yani 12. adam olarak evet sahanın içerisinde kendimizi hissederdik. Ama Galatasaray'da maalesef uzun bir dönemdir böyle bir şey yok. Size yönelik de ben de sizin olduğunuz tribünlerde değil ama farklı tribünlerdeyim. Zaman zaman eleştiriler oluyor. Oluyordu evet. Biraz önce dediğiniz gibi. Yani biz yanlış anlaşılmaya başladık gibi. Biraz yönetim, iktidar mesele. Onlara çok girmeyeceğim ama. Şimdi Galatasaray seyircisi evet zeki, aynı zamanda da çok sabırlı. Ama gördüğüm Galatasaray seyircisinin sabrı yavaş yavaş taşıyor. Ve ben olası bir Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra, puan farkının da iyice artmasından sonra bu seyirci yönetime karşı, bugün Mancini'ye karşı bir tepki gösteriyor. Yönetime karşı da bir tepkiye doğru gider mi bu? Yönetim de çok rahat görünmüyor gibi. Geçtiğimiz günlerde yine yönetimden birileriyle beraberdim ve bu endişelerini de gördüm. Yani iki hafta sonrasını düşünüyorlar. Cumartesi, pazar günü maçtan bir gün sonrasını düşünüyorlar. Endişeler yüzlerine yansımış.
Böyle bir şey olabilir mi? Ya siz tepki oraya doğru gidebilir. Yani siz tepkinizi yönetime doğru da götürecek misiniz? Bir onu da merak ediyorum açıkçası. Evet. Şimdi dediğinize ben şöyle hemen bir şey yapayım. Evet, sabırlı seyirciyiz. Tek taraftar grubu olduğumuz için de bir şeyleri yaparken yıkmadan yapmaya çalışan da çok önemli bir aileyiz. Chelsea'de 3000 seyirci, oradaki gazeteler, İngiliz basını ne diyor biliyor musunuz? Eğer bizim 10.000 seyircimiz böyle olsa her gelen takımı eze eze yeneriz diyor. Şimdi gelelim sorunuza. Fenerbahçe maçında bizde Ali Samiyen'de, Mecidiyeköy'de bizim bir sürekli türbünde asılı olan bir şey vardı. Kupa gider, yenilebilirsiniz. Her şey olur, şampiyonluk da gider. Ama ruhunuzu göndermeyin. Ruhunuz giderse siz de gidersiniz. Bu kadar kısa ve net. Veysel Güney. Yani o gün Fenerbahçe maçında çıkarsınız, aslanlar gibi mücadele edersiniz. Yenilirsiniz hiç önemli değil. Yenilirseniz, aslanlar gibi oynarsanız yenilin. Eğer aslanlar gibi de oynarsanız, ruhunuzu ortaya koyarsanız, orada Fener'e hizmeti uğratıp da gönderirsiniz. Ama ruhunuzu kaybetmeyeceksiniz. Peki ondan siz... sonrasını daha düşünmek bile istemiyorum zaten, o Allah korusun. Peki ya sizin gördüğünüz sorun ne? Yani sizden yansıyan sorun ne? Gördüğünüz sorun ne? Yani mesela Fatih vallahi Hoca'nın gidişi, orada da siz çok fazla hani evet yeni hoca destek çıktınız. Evet. Ama ben o gün de söyledim, yönetim en büyük hatasını yaptı. Yani açıklamak ne kadar doğru bilmiyorum ama işte şu... İşte neyse söyleyeyim artık, yani eşim iki dakikada boşadım, Fatih Hoca kim onu hemen gönderirim diyen bir anlayışla bu kulüp nereye kadar gidecek? Şimdi bakın ta oralara gidersek o anlayışı, başkanımızın ilk defa yöneticilik yapıyor. Futbol yöneticiliği çok farklıdır. Ben de 7 yıl yöneticilik yaptım. Beykoz Spor'da yöneticilik de yaptım. Yöneticilik çok farklıdır. Birikim ister. O günkü koşullarda başkanımızın etrafındaki insanlar, isim vermeyeceğim, başkanımızın yanlış yönlendirmeleriyle o güzelim ortam bozuldu. Bunu kimse dile getiremiyor ama ben açık yürekliyle dile getiriyorum. Çok güzel giden bir yönetim var. 2 yıl üst üste şampiyon olmuşsunuz. Bir başkan yardımcınız var, Ali Dürüst Beyefendi. Herkes camia tarafından sevilen ve bu işi bilen bir insan. Herkesin çok sevdiği Abdurrahim Albayrak var. Ve Galatasaray'ın ailesinin içinden ve Galatasaray seyircisinin inanılmaz sevgisini kazanan bir Fatih Terim var. Ve Fatih Terim'in Galatasaray seyircisinden inanılmaz da bir kredisi var. Bu da bir gerçek. Yenilse de seyircinin kesinlikle tepki göstermeyeceği, çünkü kredisi çok fazla. Böyle bir süreci içimizdeki, yani başkanımızın etrafındaki insanlar çok güzel eşeleyerek sırf kendi kişisel egolarını tatmin edebilmek için işi bu noktaya getirdiler. Maalesef oldu. Ama yine biz başkanlık makamına Galatasaray seyircisinin, Galatasaray'daki o hiyerarşi yapıdan dolayı o saygı, saygımızın çok önemlidir bizde hiyerarşi sistemde. Biliyorsunuz siz de içindesiniz evet. Madem. Ondan dolayı biz mümkün olduğunca yine bir yerde kalmaya karar verdik. Başkanlık makamı eğer böyle bir karar verdiyse, hocayla anlaşamadılarsa, hoca da memnun değil. Çünkü bir yerden sonra artık hocamız da rahatsız olmaya başladı. Onu da biliyoruz. Ve ayrılık oldu. Esasında ta oradan başlıyor. Yani normalde Galatasaray'ı seven bir insanın o düzeni yıkmaması lazımdı. Etrafındaki insanlar için söylüyorum. Ama öyle bir sürece geldik ki şu anda Galatasaray Spor Kulübü'nün haklarını savunacak kimse yoktur. Yani çünkü sporla uğraşan insanların, sporun içinden gelen insanların Galatasaray'ın haklarını savunması için bir takım birikimleri olacak. Geçmişten gelen birikimleri olursa yönetimde çok daha rahat savunursunuz haklarınızı. Şimdi o da bitti. No. Ama devam eden bir süreç var. Bu süreçte de yönetimin bunu bir şekilde halletmesi lazım. Yani yönetim, teknik heyet ve futbolcular arasındaki o pozitif enerjiyi tekrar meydana çıkarması lazım. Bu da yönetimin işi. Yönetim bunu yapmak zorunda.
Çünkü Veysel burada Giley, bir kopukluk var. Veysel Giley, anladığımız kadarıyla bir parça daha bekleyecek Ultras'tan ve gerekirse yönetime karşı da sert ifadeler kullanabilecek Galatasaray'ın ilerleyen zamanlarda daha iyi olması adına. Kesinlikle. Bundan emin olun. Galatasaray seyircisi fazla beklemez. Sevgili Veysel Giley, aynı zamanda bugün Ultras'tan olarak çok sert bir açıklama yaptınız. Fenerbahçe'nin Anıtkabir yürüyüşünden dolayı bizim ilerleyen dakikalarda bu konuda konuşmalarımız, tartışmalarımız olacak. O dakikalarda da eğer hattımızda olabilirseniz bizi sevindirirsiniz. Çünkü bu konuda söyleyecekleriniz vardır. Bunu da belki tartışma boyutunda da bu stüdyoda da konuşma fırsatı bulabiliriz. Teşekkür ederim. Söylediğimizin her yazdığımızın arkasındayız. Peki. Çok teşekkürler. Rica ederim. İyi yayınlar. İlerleyen dakikalarda Ultras'tan Genel Koordinatörü Veysel Giley, Fenerbahçe'nin Anıtkabir yürüyüşüyle ilgili sert açıklamayla ilgili açıklamalar burada yapabilir, canlı yayında yapacak. Bunun sözünü aldık. Tabii Galatasaray'ın da yandığını ifade ediyor TVM Spor Servisi. Bakın Galatasaray'ın sıkıntıları aşama aşama nasıl geliyor. Galatasaray yanıyor. Hem de alev alev. Chelsea karşısında aldığı yenilgiyle Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Cimbom, Sport Toto Süper Lig'de de ağır yara aldı. Türk Telekom Arena'da lig sonuncusu Kayseri Spor'a kaybeden Galatasaray, şampiyonluk umutlarını deyim yerinde ise Kaf Dağı'nın arkasına attı. Üst üste gelen başarısızlıklarsa sarı kırmızılı camia ve taraftarı çileden çıkardı. Peki ne oldu da son iki sezonun şampiyonu Galatasaray bu hallere düştü? İsterseniz biraz geriye gidip Cimbom'un şampiyon olarak kapattığı geçtiğimiz sezonun ilk yarısına bakalım ve yaşananları bir kez daha hatırlayalım. Fatih Terim'e sorulmadan yapılan Didier Drogba transferinin ardından Başkan Ünal Aysal ve ekibi bu kez Wesley Sneijder'i transfer etti. Bu gelişme Fatih Terim'i çıldırttı. İmparator kendi planları içinde olmayan bir futbolcunun adeta bir dayatmayla takıma katılmasına çok bozuldu. Başkan Ünal Aysal'ın amacı yıldız oyuncuları Galatasaray'ın kadrosuna katıp Fatih Terim hegemonyasına son vermekti. Kazanılan şampiyonlukların sadece Terim'in gücüyle değil, yıldız oyuncuların varlığıyla olduğunu ispatlamak istiyordu Başkan Aysal. Bu geçiş sürecinde Sneijder'le Terim'in yıldızları bir türlü barışmadı. Fatih Hoca yönetimin, özellikle de Başkan Ünal Aysal'ın karşı çıkmalarına rağmen Sneijder'i zaman zaman yedek bıraktı. Bu sezon başladığında ise Başkan Ünal Aysal'ın Florya'ya müdahaleleri, özellikle de İcra Kurulu Başkanı Lütfi Arıboğan'ı Fatih Terim'in üzerinde yönetici yapma girişimleri Galatasaray'daki çatlağı iyice gün yüzüne çıkarmaya başladı. Florya artık eskisi gibi huzurlu değildi. Doğal olarak Fatih Terim'de. Bu gelişmeler takıma da yansıdı. Galatasaray iç çekişmelerin tavan yaptığı günlerde Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi grup maçına çıktı ve sahadan 6-1'lik hezimetle ayrıldı. İşler iyi gitmiyordu. Terim'in huzuru kaçmış, yönetimle arasındaki ipler iyice gerilmişti. Florya'da bu gerginlikler yaşanırken Ünal Aysal'ın danışmanı Bülent Tulun'u İtalya'ya gönderip İtalyan teknik direktör Roberto Mancini ile gizlice bir araya gelmesi Fatih Terim'in kulağına geldi. Hamle sırası Terim'deydi. Tecrübeli çalıştırıcı, yönetimin gizlice teknik adam arayışlarına milli takım kozuyla karşılık verdi. Hükümetten gelen bir direktifle Fatih Terim, 4 maç için A milli takımın başına hoca oldu. Bu dönemde Ünal Aysal'la Fatih Terim arasında tam bir satranç oyunu oynanmaya başladı. Aysal, Terim'i 4 maç için A milli takıma gönderdiklerini söylerken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan farklı açıklamalar gelmeye başladı. Bu açıklamalara Fatih Terim'in de onay verir tavırları, ipleri koparmaya yetti. Başkan Ünal Aysal, telefonlarına cevap vermediği gerekçesiyle Fatih Terim'i görevden aldı. Galatasaray Kulübü'nde bana yaşatılanlardan dolayı bazılarına hakkımı helal etmiyorum. Fatih Terim gitti, Mancini geldi ama Galatasaray'ın problemleri görünen öyle ki bitecek gibi değil. Aslında operasyon çoktan hayata geçmiş, Bülent Tulun Roberto Mancini ile anlaşma sağlamıştı.
Mancini'nin gelmesiyle birlikte Florya'da değişim rüzgarları esmeye başladı. Kulübün icra kurulu başkanı Lütfü Arıboğan, Mancini'ye yardımcı olmak amacıyla daha fazla Florya'da yer aldı. Mancini'li Galatasaray, oynadığı futbolla taraftarını çok mutlu etmese de, Şampiyonlar Ligi'ndeki mucizevi Juventus galibiyeti, İtalyan çalıştırıcıya güveni biraz daha artırdı. Başkan Ünal Aysal, devre arasında İtalyan teknik direktörün bir dediğini iki etmedi. Galatasaray belki de tarihinin en fazla ara transferini gerçekleştirip tam 9 oyuncuyu kadrosuna kattı. 9 oyuncuyla transfer rekoru kıran Mancini, bu futbolcuları bir türlü takıma adapte edemedi. İşler özellikle ligde iyi gitmemeye başladı. Arenada coşan Galatasaray, deplasmanda puan kaybına sürdürdü. Bu kayıplara Mancini'nin bir türlü müdahale edememesi eleştirileri iyice artırdı. Artık gözler Chelsea ile oynanacak Devler Ligi ikinci tur maçındaydı. Bu maç Mancini için en önemli sınavdı. İlk maçta elde edilen bir birlik sonuç umutları artırsa da Londra'daki oyun sabırları taşırdı. Mancini artık hedef adamdı. İtalyan teknik direktörü artık güven kalmamıştı. Mancini bizden biri olmadığı için bizi anlayamıyor. O hoca eksikliği. Yani Galatasaray Fatih Terimli günlerini özlüyor. Mancini geldiği günden beri Galatasaray'a çok bir katkı veremediğini düşünüyorum. Ligde Kayserispor karşısında alınan şok yenilgi sabırları iyice taşırdı. Mancini'nin bu maçın ardından yaptığı açıklamalarsa camia ve taraftarın kabullenemeyeceği şeylerdi. Ve demin de belirttiğim gibi yani aslında bunu herkesin bence birazcık anlaması lazım, biraz kafasına koyması lazım. Bu takımı da ben yaratmadım, ben kurmadım. Kadroyu kendisinin kurmadığını söyleyen Mancini bir anlamda suçu Fatih Terim'e attı. Oysa Galatasaray yönetimi ara transferde Mancini'nin her dediğini yapmış, tam 35 milyon euroluk transfer gerçekleştirmişti. Bu oyuncuları isteyen kişi İtalyan hocadan başkası değildi. Peki bu oyuncular şimdiye kadar ne yaptı? Alex Telles 7 maç 624 dakika. Veysel Sarı 5 maç 303 dakika. İze Tayrovic 4 maç 170 dakika. Guillermo Burdisso 1 maç 84 dakika. Salih Dursun 2 maç 34 dakika. Lucas Ontivero 1 maç 25 dakika. Koray Günter 1 maç 6 dakika. Umut Gündoğan ve Oğuzhan Kayar henüz forma şansı bulamadı. Görüldüğü gibi harcanan 35 milyon euro ve alınamayan karşılık. Bundan sonra ne olur, ne yaşanır bilinmez ancak Başkan Ünal Aysal ve yönetimini zor günlerin beklediği aşikar. Galatasaray 6 Nisan'da ezeli rakibi Fenerbahçe ile Türk Telekom Arena'da karşılaşacak. Yönetim ve teknik heyet için bu maç kurtuluş anlamı taşıyor. Alınacak bir galibiyet ve elde edilecek lig ikinciliği Aysal ve yönetimine bu sezon için rahat bir nefes aldıracak. Aksi sonuçsa belki de sarı kırmızılı camiada yeni bir kongrenin habercisi olacak. Sabri, ya yönetmenimden bir şey rica edebilir miyim şimdi hemen? Bilmiyorum hazırlayabilirim ya da varsa hazırla falan. Bir aslanın meşhur bir kükremesi vardır biliyorsun bütün Avrupa'yı sarsan. Yani aslan kükredi mi bütün Avrupa yere yatar korkudan. Herkesi parçalan bir böyle bir kükremesi var. Acaba onu görebilir miyiz ekranın arkasına ya da bir yere verebiliyor muyuz? Bakalım yapabiliyor muyuz sevgili Umut? Kükreyen bir aslan. Buraya gelmedi tabii değil mi? Yani kükrüyor şimdi. Korkma lütfen. Lebisen özellikle dikkat et. Dizide oynadığın için bir şey gelmesin başına. Evet, aslan bir daha kükreyebilir mi? Maşallah, maşallah. Ne kükrüyor ya yavrum benim be. Ya bu aslanlar ya dünyayı parçaladı, dünyayı. Bütün takımları paramparça etti, doğru mu? Maşallah, aç canım benim. Ne güzel de kükrüyor. Şimdi bir şey diyeyim mi? Yavrum, Galatasaray'a alınmasın. Kusura bakma sen de kardeşim de. Şimdi aslan böyle yapıyor. Miau. Miau. Burada kedi mi var? Aslan nereye gitti? Bakayım. Miau. Bak bir aslan. Miau. Şşt pis pis gel. Gel. Pis 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 pis. Gel canım. Lemi bak bakayım ayağın orada mı? Miau. Kediye bak ya. Bir de aslan kükresin. Bir kükre aslan. Vay yavrum benim be. Maşallah maşallah. Ne hale geldin güzelim benim be. Kedi gibi oldu kedi gibi. Aslanım benim ne hale geldi. Aslanı paramparça ettiler. Ya şurada şeyi dinliyorum şimdi konuşmayayım diyorum. Ultra aslanı genel koordinatör mü genel başbakanı mı neyse.
Biz diyor, şunu diyor, ya siz nereye yürüdünüz ki? Gezi Parkı'nda olay olur, bir yere yürümezsiniz. Çankaya, Fenerbahçeliler Ankara'ya yürür, bir yere yürümezsiniz. Beşiktaşlar oraya yürür, bir yere yürümezsiniz. Ya siz Galatasaray'a nereye yürüyorsunuz ki? Ne namkör taraftarsınız ya? Namkör taraftarsınız ya? Fenerbahçe'nin yerinde olsa, taraftarın yerinde olsa ölürsünüz. Hepinin cenazesi şu anda şeyde Zincirlikuyu mezarlığında yatardı ya. Adamlar paramparça oldu. Futbolcuları satıldı. Fenerbahçe'ni çekti. 4 maç yenildi. Gittiler başladılar. Alkışlıyorlar sakınları. Lan ne namkörsünüz be? 2 şampiyonluk yaşadınız. Avrupa'da inlettiniz. Bugün de Galatasaray'ı sattınız. Kükle aslan. Bir aslan kükremesi. Hadi. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Şimdi geldi. Kedi oldunuz. Kedi oldunuz. Kedi. Şimdi miyavlıyorsunuz. Gel bakalım. Şimdi ben söyleyeyim. Söyle şimdi. Kedi güzel. Heh. Kedi bazen de güzel tırmalar. Ya ne tırmalar abi? Aslandınız. Kedi olmuşsunuz. Olurma kardeşim. Bir dakika. Can yakar. Namkörlük yapıyor bu tarafta. Can yakar. Çok da kalıcı iz bırakır. Onu söyleyeyim. Hiçbir şey olmaz. Yani kedi aslan kıyası yapma. Yazık ki. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yazık ki bu Galatasaray yönetimine. Yazık ki Bülent Tulun'a. Bütün bu maceranın arkasındaki en büyük nedenlerinden biri de Bülent Tulun'dur. Yazık ki bu takıma ve yönetime ki hani Adnan Aybaba'nın dilini düşürdüler bu takımı ya da bu kulübü. Işte. O ayrı bir şey. Ona bir şey söyleyeyim. O ayrı bir şey. Ha. Hani şeye gelince kedi. Niye şurada yok, niye burada yok? Galatasaray kulübü, Galatasaray taraftarı. Yavaş yavaş şey aslanım, eskiden de o. Galatasaray kulübü. Eskiden de o. Şimdi miyavlıyorsun. Miyav. Kusura. Abi gel bir aslan. Neyse. Özür dilerim. Bir şey diyemem. Galatasaray. Hakikaten ya kopulacak bir şey. Kusura bakma. Sosyal. Bakın. Sosyal sorumluluklarda. Çok özür. Biz bir saniye. Sosyal sorumluluklarda. Sosyal tepkilerin olduğu her yerde Galatasaray taraftarı var. Kaldı ki senin o saydığın bazı takımlar daha tepki vermezken. Ben yine Gezi'den sonra, eğer Gezi'yi kastediyorsan. İlk maçta taraftarın nasıl tepki verdiğini statta şahidim. Köşemde zaten duruyor. Yani o gün o şeyi yazdım. Maalesef bizde spor yazarlığı bittiği için, yani maç yazarlığı yapıyorlar. Ne tribün var, ne maç öncesi var, ne maç sonrası var, ne maçtaki güzellikler var, ne maç ambiyansı var, ne tribünden hikayeler var. Bunları biz unuttuğumuz için uzun bir dönemdir. İşte gidiyor dakika 80, dakika 25, dakika 15. Böyle hani skor ya da şey olduğu için... Yani görmemiş olabilirsin, Galatasaray tepkisi o dediğim bütün olayların hepsine hem tribünde tepki veriyor. Eğer bir haksızlık görürse tepki veriyor. Eleştirecek noktalar var mı? Tabii ki var. Her kulüpte var. Ama yani söylediğin için hani ben Rüştü Reşber'in dövülmesi var. Ne bileyim Aykut'un başka başına gelen şeyler var. Yani bunun üzerinden taraftarlık ya da başka bir şeye destek olma üzerinden... örnekler verirsen çok daha kötü örnekler de masanın üzerine biz koyabiliriz. O açıdan hani oraya hiç girmemek gerekiyor. Maalesef bu bütün kulüplerde ya da bütün taraftarlarda rın yaptığı bir şey. Ama belli ki çok konuşacağız. Yani Galatasaray önümüzdeki günlerde doğru. Bülent Turnu da, başkanı da, Mancini'yi de, futbolcuları da çok konuşacağız gibi görünüyor. Evet, serbest vuruş sırasında tabii ki serbest vuruşun yorumcuları özgürlüklerini kullanıyorlar. Her zaman söylediğim gibi kişi ve kurumlara karşı eleştiri sınırının ötesine geçmemeye çalışıyoruz. Ve adalet duygusuna ve seyircilerimizin düşüncelerine sonsuza dek saygılıyız. Özellikle onu vurgulamak istiyorum. Adalete Fener yak sloganıyla Fenerbahçe camiası bugün Anıtkabir'deydi. İşte özel röportajlarla Fenerbahçe camiasının Anıtkabir yürüyüşü. Fenerbahçeli taraftarlar, Fenerbahçe yönetiminin çağrısıyla Anıtkabir yolunda adaleti savunmak için yola çıktılar. Gurur duyuyorum tabii. Yani Fenerbahçe taraftarı her zaman her yerde olduğu gibi yine arkamızda ve burada. Kulüplerine sahip çıkıyorlar. Onlara müteşekkiriz. 3 Temmuz'dan bugüne kadar hiç arkamızdan ayrılmadılar. Hep desteklerini bize gösterdiler. Onlara minnettar. Çok teşekkür ediyoruz. Sadece Fenerbahçeliler de burada. Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar da var. Buraya gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Zaten başkan da bunu açıkladı değişik defalar. Yani başkanın isteği sadece Fenerbahçe'nin yeniden yargılanması değil. Adil yargılamanın tüm Türkiye'de bir ilki olması. Özellikle özel yetkili mahkemeler eliyle yapılan yargılamalarda. Çok hak ihlalleri oldu, insan hakları ihlalleri oldu, savunmanın dinlenmediği, itibar edilmediği durumlar oldu. Bir an önce inşallah adalet yerini bulur, adil yargılama herkes için tecelli eder.
Biz adaletli bir şekilde yani karşılıklı iki takımın temiz futbolla birlikte kazanması ya da kaybetmesini istiyoruz. Bu yüzden buraya geldik. Hem Beşiktaşlıyım bugün hem Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin bu düzenlemiş olduğu adalet, her şeyden önce adalet için, cumhuriyet için, ülkenin kurtuluşu için, bağımsızlığı için önce bu, onun için buradayım. Adalete uygun, usule uygun, hukuka uygun bir yargılama istiyoruz. Başkanımızın da bunu söylediği, yönetim kurulumuzun da bunu söylediği ve tüm Fenerbahçe taraftarının söylediği bu. Biz bir şey yapmadık ki şike olsun diyoruz. Gelin bizi yeniden yargılayın, hukuka uygun kanıtlarla yeniden yargılayın. Cezamız varsa çekmeye hazırız. Ve bugün burada Samsunlu, Elazığlı, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Fenerli herkesi görüyoruz. Eskişehir'den gelen arkadaşlarım var. Çok mutlu oldum. Gerçekten umarım yukarıdakiler gereken mesajı alırlar. Umarım o hukuka uygun Türkiye'nin tekrar hukuk devleti haline geldiğini görebiliriz diyorum. 80 yılda geçti, 100 yılda geçti. Sonunda insanlar dert ve derdini şikayet etme, hak arama yolunu gene Anıtkabir'de görüyorlar. Kulübe uğramış olduğu kadinin çaresini Mustafa Kemal'e şikayette gördü. Haksızlığa, zulme, baskıya, faşist yönetime karşı olduğum için buradayım. Ve tabii ki özgürlük, tabii ki hukuk, tabii ki adalet. Yalnız Fenerbahçe'nin değil, çok büyük tabii, bir takımda. Çok... güzel bir şey işte. Bu, buradaki Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Gençler Birliği, Ankara Gücü, Karşıyaka, Göztepe demin onlarla da beraberdik. Herkes, her Trabzonlu, herkes burada. Beyaz, siyah, beyaz, siyah, beyaz, yaşasın renklerin kardeşliği, yaşasın renklerin kardeşliği. Sadece Fenerbahçe için değil, bugün ÖGM mağduru olan herkes için buradayız. Özel görevli mahkemeler 2 Temmuz 2012'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından aslında kaldırılmış idi. Göreve ellerindeki davaları bitirmek üzere devam etsin denmeseydi eğer denmeseydi bugün bu haksızlık olmayacaktı. Bu davalarda verilen hiçbir hüküm artık demokratik anlamda meşru değildir. Gün ÖGM'lerin mağduriyetini giderme günüdür değerli arkadaşlar. Helal. Teşekkür ederim. Adalete fener yakmak için buradayız. Adalete fener yakmak için, tepkimizi göstermek için buradayız. Fenerbahçe taraftarının adalete fener yak sloganıyla Anıtkabir'deki yürüyüşünde daha neler neler oldu neler. Gerçi her renkten taraftarlar vardı deniliyor ama özellikle Galatasaray'ın Ultraslan grubundan çok sert bir açıklama geldi. Hepsi biraz sonra serbest vuruşta.